Sofitel Otel Özge ile kahve bahaneyi sunar. ve bahanede yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün kahveye tek bir konuğum var. Uzun uzun konuşacağız. Çok da değişik bir konu konuşacağız. Ruhsal astrolog Hale Sultan Özkan bizimle birlikte. Ruhsal astroloji nedir? Ben de çok merak ediyorum. Hemen oradan başlayalım. Nedir ruhsal astroloji? Hoş bulduk öncelikle. Hoş geldin. E, biliyorsunuz astroloji kadim bir bilgi kaynağı ve insanlık tarihi boyunca da her zaman kullanılmış. E, kullanılış şekline göre değişiyor aslında. Biz şöyle kullanıyoruz, e, kehanet ilmi olarak değil, kendini bilme ilmi olarak kullanıyoruz. Hmm. O yüzden de biz geleceğe odaklı değil de geçmiş an ve geleceği aynı anda e, baktığımız, incelediğimiz, analiz ettiğimiz bir sistem olarak kullanıyoruz. Aslında bulunduğumuz ana bakıyor ve geçmişimize bakıyor diyebilir miyiz? Yani? Evet, evet. Hı -hı. Neden? Çünkü gelecekte bir noktayı merak ettiğimizde bunun mutlaka başladığı bir nokta var Hı -hı. geçmişte. Ve şu andaki halim, niyetlerim ve enerjim de bunu etkiliyor. O zaman önce geçmişe gidiyoruz. O istediğimiz konunun bir sürü olasılıklarla dolu bir gelecek var. İstediğimiz konunun kaynağı nerede? Hmm. Ee, hangi çocukluk döneminde ya da belki annemizden babamızdan aktarılan bir durum mu bu? Oraya gidiyoruz ya da belki atalarımızdan aktarılan bir durum mu? Geçmişe giderek incelememizi yapıyoruz ve geleceği olasılıklarla dolu geleceği analiz ediyoruz. Analiz ediyorsunuz. Evet. Yani aslında bildiğimiz astrolojideki gibi burçlar üzerinden gitmiyor anladığım kadarıyla. Burçlar her zaman var Aha. ama burçlara varoluş amacı ve gelişim odaklı bakıyoruz. Neye yani, göre bakıyorsunuz? Mesela ben size bu hı. danışmanlık için geldiğimde benden ne gibi bilgiler istiyorsunuz? Neyin üzerinden ilerliyoruz? Hiçbir şey değişmiyor. Doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğum yerinizi hı. belirledikten sonra burçlara bakışımız farklı oluyor, haritaya bakışımız hı. farklı oluyor. Çünkü dedim ya bir gelişim ilmi olarak yani kendinize bilme ilmi olarak kullanacağımız zaman o zaman geleceğe odaklı olamazsınız. Hı. Ben kimim sorusu olacak ve burçlara varoluş amacı olarak bakacağız. Sonrasında ben kimim sorusunu soruyoruz ama bunu etkileyen durumlar da var değil hı hı, mi? Tabii ki. Ee, sizin enerjinizi ortaya çıkarmanız için, sizin varoluşunuzu ortaya çıkarmanız için e, korkularınızın olmaması gerekiyor hı hı. ya da eksiklik duygularınızın olmaması gerekiyor. Bunların kaynağına dönerek. Kaynakta inceleme yapıyoruz. Yani biraz geçmiş odaklı oluyor. Geçmişe odaklı aslında. Bildiğimiz astroloji genelde hep insanlar geleceği öğrenmek için hani beni neler bekliyor diye. Peki neden insanlar ruhsal astrolojiyi tercih etmeli ya da ediyorlar? Aslında şöyle kendini merak eden ya da bu dünyaya gelme sebebini merak Hı. eden insanların başvuracağı bir alan... Ee, tabii ki bizim biraz kolayımıza geliyor gelecekte ne olacak fikri. Evet. Ee, ama çok sağlıklı bir durum değildir. Hı hı. Çünkü neyseniz onu yaşayacaksınız zaten. O yüzden biz o neyse ki yani ne, neyiz biz o hı hı. kısımda kalıyoruz. Yani aslında gelecekte de biraz önce söylediğiniz gibi o kadar çok olasılık var ki yani tahmin edilmesi bana çok inandırıcı bana da gelmiyor. gelmiyor bu, zaten sistemin içinde olduğum halde. Evet, hani güneş sistemine göre, yıldızlara göre bazı şeyler hani bazı dik açılardır. Şöyle olabilir, böyle olabilir. Ben astrolojiye hani inanan da biriyim. Hı -hı. Ama aslında çok da net bilmemiz mümkün değil tabii ki. Kesinlikle. Yani önce Yaradan'ın bildiği bir şey bu. kesinlikle Siz diyorsunuz ki önce biz kendimizi öğreneceğiz. Evet. Ne olduğumuzu, nereden geldiğimizi. Aslında biraz Felsefi bir tarafı da var değil mi? Biraz psikoterapi tarafı da var ruhsal astroloji. Aslında felsefe, psikoterapi hepsinin zaten kaynağı kadim bilgi. Yani insanın kendini bilmesi üzerine kurulu. İnsan kendini bildiğinde özellikle bir varoluş amacı var. Burasını çok önemsiyoruz biz. Çünkü bu dünyayı boşuna gelmedik. Hı hı. Bir amacımız var buna da yaşam amacı diyoruz. E, bu amacın ortaya çıkarılması için de bizim korkularımızın, ya da engel hissettiğimiz duygular, inançlar neyse bunların farkına varmamız gerekiyor. Bunların da kaynakları geçmişte olduğu için her zaman geçmişe doğru gidiyoruz. Sonrasında ne yapıyoruz biliyor musunuz? Geçmişteki kaynağı bulduğumuzda şu anda niyetlerimizle ve farkındalığımızla geleceğimizi oluşturmaya başlıyoruz. Yani aslında Gelecekte zaman büyük bir düzlem diye düşünüyorsa gelecekte yaşadığımız bazı şeyler bizim geçmişte yaşadığımız yaşadığımız şeyler geleceğimizi etkiliyor. Yani mesela işte en basitinden örnek verirsek bir köpek bize çocukken saldırdı o insan hayatı boyunca köpek korkusu yaşıyor. Gibi şeyler mi aslında? Kesinlikle. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Örneğin ne zaman evleneceğim değil mi? Hı -hı. Klasik soru. Bunun gelişimde hiç kimseye bir faydası yok. Hı -hı. Zaten vakti Hı -hı. geldiğinde olacak ama. Hı -hı. Şimdi evlendiğimiz tarihi bilmemizin kime ne faydası var? Evet. Ee, şimdi tabii ki birçok e, alanda bunun tarihi veriliyor. Tutanda oluyor mu? Oluyor. Hı -hı. Ama bir olasılık ve ben odaklandığımda orayı yaratmaya başlıyorum. Peki nasıl bir evlilik olacak? Şimdi ben annemin ve babamın e, özellikle ilk 7 yaştaki evlilik alanını gözlemlediğimde ona uygun bir evlilik çekeceğim değil mi? Hmm. Yani anne baba tartışmalı, çatışmalı. E, o zaman benim de bilinçaltım ona uygun bir insanı hmm. arayacak. Yani evlilik sorusundan ziyade evliliğimle ilgili anlamam gereken neler var ya da bir partner ilişkisi yaşarken beni engelleyecek durumlar neler olabilir? Geçmişte neler var? Buraya gidiyoruz. Peki ruhsal astrolojide işte mesela evlilikle ilgili konuda ilk 7 yaşımız etkiliyor dediniz. Kişi oradaki e, sorunu, sıkıntıyı bulduğunda geleceğini de aslında şekillendirme şansı mı elde? Kesinlikle çünkü bilinçli farkındalık düzeyine geçiyoruz. Şimdi Farkında olmadığımız şey bizi yönetir. Annemiz babamız tartışmalı bir çocukluk döneminden geçtik diyelim. Annemiz babamız hep tartışmalıydı. Ben güvende hissedebilmek için öyle bir evliliği seçeceğim. Öyle bir erkeği ya da kadını seçeceğim. Ve sadece bununla kalmıyor Özge Hanım. Anne karnı dönemi de işin içine giriyor. Evet. Biz sarı italardan sarmal bir şekilde geçmişe doğru iniyoruz Hı -hı. zaten. Ve sadece anne karnı değil, atalarımın hayatında beni etkileyen evlilikle ilgili bir problem varsa Hı -hı. ve onun enerjisiyle rezone haldeysem o da beni etkileyecek. E, o zaman üçlü bir sistem var. Hı -hı. Ben takılmışım hangi zamanda ne zaman, ne evleneceğim, zaman evleneceğim duygusuna Yarı Sen döneceksin, geçmişine mi bakacaksın. Varoluş amacında bu evlilik sana nerede hizmet ediyor bunu anlayacaksın. Sonrasında olasılıklarla geleceği oluşturacaksın. Peki burada astroloji işin hangi kısmında? Yıldızlar, gezegenler nerede işe giriyor? Aslında aynı sistem bakın. Aynı kadran üzerinde okuma yapıyoruz ama dedim ya kadim bir bilgi olduğu için zaten binlerce senedir çok fazla değişikliğe uğramış. Sizin bakışınızda bir bilgiye bürünüyor. Bir sürü bir bilgi havuzu düşünün. Bu bilgi havuzundan ben e, kullanacağım alanı seçersem nasıl bakışım varsa o bilgiden alıp kullanacağım. O yüzden aynı sistem değişmiyor. Sizin bakışınız ve yorumlama tarzınız değişiyor. Evet Zaten e, her şey tek bir e, cevabı olsaydı astroloji, hani klasik astrolojide bir sürü astrolog olmazdı değil mi? Kimse evet. onu tercih ediyor. Kimse tabii. yorumlamak aslında işin içine giriyor. Ruhsal astroloji dediğimiz şey de bunun bambaşka bir açıdan izlenmesi o zaman Kesinlikle. gezegenlerin. Ve e, ruhsal astrolojide tabii ki ben ruhsal astroloji ekolündeyim diye motomot bir sınır içinde yapmıyorum. Hı -hı. Hani benim birçok eğitimim vardır. var. O eğitimleri birleştiriyorum birleştiriyorum içinde. Peki hayata yaşadığımız zorluklar bize ne gösteriyor? Burada varoluş amacından gitmemiz lazım. Şimdi herkesin bir yaşam amacı ve varoluş amacı var ya, işte herkes dört e, bölüm ayırırsak hayatta, herkes bir konudan yaralıdır bilirsiniz. E, genellersek de kariyer, ilişki, sağlık ve maddi konular. Buraya takıldığınızda, yani benim maddi konularda sıkıntım var. E, o zaman oraya odaklı bir şekilde yaşayarak aynı döngüyü yaratmaya başlarsınız. Varoluş amacımızda o maddi sorunların içinde bir hediye yatıyor bize. Hı hı. Onu görerek orayı aşmamız Nedir gerekiyor. Nedir o hediye? Nasıl bir hediye? Eğer kariyerle ilgili bir probleminiz varsa yeteneğinizi doğru kullanamıyorsunuz demektir. Yani Yeteneğinizden aslından, para kazanamıyorsunuz demektir. Yani bu dünyaya geliş sebebimizle ilgili bir iş yapmıyoruz diyebiliriz değil mi? Bazı insanların varoluş amacı maddeyi yönetmeyi ve maddi kazanımı sağlamayı öğrenmektir. Biz koskoca hayatı bazen bir iki konuyu öğrenebilmek için geliyoruz. En mesela çok ünlü sanatçılar, çok ünlü bilim insanları falan bu insanlar aslında yapmaları gereken şeyi seçtikleri için mi başarılılar? Yeteneklerinde doğru yolda gidiyorlar ama bazen görüyoruz ki ilişkilerde problemliler. Hmm. Belki de varoluş Başka bir ilişkide an. dengeyi bulabilmek. Genelde de ki. öyle oluyor zaten. Aynen şimdi bunu dört bölüme ayırırsak şöyle izleyiciler de belki fayda bulurlar. Maddi konularda bir kişinin sorunu varsa yeteneğini doğru kullanamıyordu. Hmm. Yani yeteneğinden para kazanamıyordu. Hmm. Ya da yeteneğini mi keşfetmesi gerekiyor? Kesinlikle. Kutsal astroloji bu konuda ona kılavuzluk ediyor mu? Tabii ki. Hmm. Asıl biz o kör noktadaki yeteneklerimizi görerek açığa çıkarıyoruz. Ya da eğer ilişkilerde problemi varsa iki taraf yani ya kendime ya da karşı tarafa adaletli davranmıyorum demektir. Hmm. Bunu göreceğimiz, analiz edeceğimiz bir sistem ortaya koyarız. Ya da belki kariyerde bir problemi var. Sürekli tekrarlayan kısır döngü şeklinde. O zaman kişi yeteneğiyle ilgili toplum önünde sorumluluk almıyor demektir. Hmm. Ya da hastalıkla ilgili bir deneyimi, sınavı varsa, o zaman duygu ve düşünceleri o toksik e, enerjiyi ortaya rahat çıkaramıyor demektir. Yani hmm. duygularını rahat ifade edemiyor demektir. Düşüncelerini rahat ortaya koyamıyor demektir. Bunların köküne iniyoruz ve varoluş amacını buluyoruz. O zaman kişinin odağı sorunda da değil. Oradan çıkaracağı hediyeye Hediye. Ya da potansiyeli. Dön. Peki o zaman ruhsal astrolopla çalışmak istediğinde bir danışan bu bir süreç değil mi? Yani Klasik astrolojik gibi işte ben bir yıllık işte doğum haritamı çıkarayım. Bu yıl beni neler bekliyor? Güneş nasıl? İşte ay nasıl? Bilmem ne değil de daha böyle bir biraz daha terapi gibi seanslı bir şey mi ruhsal astroloji? Ee, aslında yani. şöyle bizim de tek seanslı oluyor ama hı hı. ben her zaman şunu öneriyorum. Eğer gelişimle ilgili bir merakınız varsa kesinlikle eğitimde buluşalım. Çünkü eğitimde 28 8 haftalık bir yolculuğa çıkıyoruz Hı -hı. ve orada hayatımızın her alanına ayrıntılı giriyoruz ve hep gelişim gözüyle bakıyoruz. Herkes bu eğitimi alabiliyor mu? Tabii ki herkes Hı -hı. alabilir ve burada hayatının şifresini öğreniyor kişi. Yani gelecekte ne olacağını diye bu kadar basit bir ilim değil. Hı -hı. Hayatının şifresini öğreniyor, çalışma mekanizmasını öğreniyor. O yüzden kesinlikle eğitimi tavsiye ediyorum gelişim yolculuğunda. Siz eğitim veriyorsunuz değil mi? Evet. Bu 28 hafta sürüyor. Bayağı da ciddi bir süre. Haftalık mesela ders süreleri nedir? Haftada bir gün yapıyoruz Hı. ve iki saat, iki buçuk saat sürüyor eğitimler. Online yapabiliyor musunuz? Tabii ki hep online yapıyoruz. Zaten pandemiden sonra artık e, online veriyoruz eğitimleri. Peki hiçbir şey astrolojiye dair bilmeyen bir kişi ruhsal astroloji eğitimi alabilir mi yoksa az çok da olsa bir harita bilgisi Olması gerekiyor mu? Sıfırdan başlıyoruz. Hatta sıfırdan olmasını da öneriyorum. Çünkü bir geçmişi olduğunda kişinin o yargıları kırabilmek, Hı -hı. gezegen anlamlarını kırabilmek zor olabiliyor. Hı -hı. Biz çok farklı bakıyoruz, çok farklı anlamlar yüklüyoruz. Hı -hı. O yüzden belki sıfırdan gelmesi daha da güzel. Daha boş bir bilinçle gelmesi evet, daha kesinlikle. mantıklı Çünkü olabilir. onu kırmak için ben çok uzun süreli bir mücadele veriyorum. Ha, aslında birbirine zıt olan şeyler de var mı klasik Tabii ki. Ne Çünkü gibi mesela? Çok fazla konuda ayrıştığımız nokta var. Bu bir bakış açısıdır. Hı hı. İşte dediğimiz gibi en temelde mantık düzeyinde farklılık var. Biz geleceğe odaklı değil ya da kötü harita, kötü bir insan hayatı olduğunu ben düşünmüyorum. Hı hı. Çok zor bir hayatı olsa da oradaki gelişime odaklandığımız için yargılarımız yok. Hep gelişime ya da yaşadığı olayların içinden çıkarması gereken felsefeye odaklanıyoruz. Hı hı hı. Peki bir insanın hayatında geçirdiği bir zorluk, işte bir problem, bir sıkıntıyı e, nasıl dönüştürüyorsunuz geleceğini etkilemesi için? Bilinçli farkındalık. Burada en önemli nokta şu. Çünkü bir insanın bir korkusu varsa bilmediği noktada buna kör nokta diyoruz. O korku fark etmeden sizi etkilemeye başlıyor. E fark ettiğiniz noktada bilinç düzeyinize çıkardığınızda duyguları yönetebilmeye başlıyorsunuz ve en önemli şey de şudur. Mesela çocukluk dönemi, anne karnı dönemi ya da atasal kayıtlar dediğimiz sistemi. Bilinçaltı fark ettiğinde artık ondan bağını koparıyor. Çünkü bilinçaltının tek derdi kişiyi koruma altında tutabilmek. E, bilmiyor da anne karnında bir kayıt almış. Bunu olduğu gibi haritalarda biz okuyoruz zaten annenin babanın yaşadığı deneyimler nelerdir? Hmm. Ve bu deneyimlerden kişiye nasıl aktarımlar gelmiş, kişi hayata nasıl bakıyor? Aslında o kişiyi fark ettiriyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi kısa bir ara verelim sonra tekrar burada olacağız. Sofitel Otel'in sunduğu Özge ile Kahve Bahane devam ediyor. Biraz önce en son bilinçli farkındalıkta kalmıştık. Şimdi bilinçaltımız biz haberimiz bile olmadan bizi yönetiyor aslında, değil mi? İşte evet. korkularımız, bizim bir dışarıya verdiğimiz enerjiyi, yaşadığımız şeyleri her şeyi o yansıtıyor ve geleceğimizi de çok etkiliyor. Bunu zaten artık bilimsel olarak herkes biliyor. Siz astroloji açısından, işte psikoterapistler başka açıdan herkes bunu inceliyor. Ee, biz Gelecekteki biraz önce işte bir köpek korkusundan bahsetmiştim mesela onu mesela alıp nasıl dönüştürüyorsunuz kişi bu hikayeyi de hatırlıyor ama bir türlü o korkuyu yenemiyor nasıl dönüştürüyor. Aslında bunu? şöyle biz küçük alanda kalmıyoruz bu bahsettiğiniz lokal bir sorun küçük alanda kalmıyoruz büyük alana çekiyoruz kişiye. Özellikle varoluş amacına doğru giderse zaten kişi bütün korkuların üstünden Hı -hı. gelir. Yani çok genel bir düzeye çıkarıyoruz. Hı -hı. Ve sonrasında da kişinin varoluş amacına gidebilmesi için yeteneklerle donatılarak gelmiş. Değil mi? Hepimiz öyleyiz. Evet. Çünkü varoluş amacına gidebilmemiz için Hı -hı. yeteneklerimizi ortaya çıkarmamız Değilmemiz gerekiyor. Değil. Peki bunu engelleyen hangi durumlar var? Yine genelleyerek söylüyorum dört tane duygu hali var. Yetersizlik, değersizlik, sevgisizlik ve güçsüzlük. Bunları bularak kişinin titreşimini, kişinin enerjisinin nerede etkilendiğini buluyoruz. Hmm. O yüzden küçük alanlarda değil büyük alanlarda çalıştığımızda zaten e, birçok kişiyle çalıştım ben ve hmm. insanların hayat amacına odaklandıklarında o küçük problemleri nasıl açtığını onlar diyorum. da geçiyor aslında tabii ki zaten. çünkü büyük hikayede büyük büyük planda bir odağımız olmalı bizim. Hmm. küçük alanda kaldığımızda o küçük problemler bizi Etkilemiyor. Etkiliyor Peki zaten. böyle çok enteresan işte çok kişiye danışmanlık verdim diyorsunuz. Çok enteresan bir hikayeniz var mı? Bir kişi bana geldi de işte bir şirkette CEO'ydu. Sonra tamamen her şeyi bıraktı. Şöyle oldu. Oo, çok başarılı oldu. Gibi hikayeler <laughs> var mı? Mesela çok radikal değişimler çok. ve insanları mutlu eden ne gibi? Birkaç örnek verebilir misiniz? Ee, Şöyle kendini arayan ve bulunduğu işte kariyerde yükseğe çıkarak kendini mutlu zanneden çok insanda evet. görüştüm ama en, en güzeli şu oluyor. Yani spesifik bir, bir örnek vermem gerekirse öyle çok fazla insan var. Mesela maneviyatla alakalı büyük yetenek taşıyor ama sıkışmış bir işte e, kariyerin içine orada e, çok dünyasal düzlemde bir iş yapıyor. O kişinin ruhu boğulur, hmm. sıkışır. Depresyonlar gelir zaten. Mutsuz hisseder, tatminsiz hisseder. E, şöyle bir etki vardı. E, mesela kişi ömrü boyunca işte bir kariyer alanında bir yere tırmanmak için yıllarını harcamış. Hmm. Ve biz buna haritada baktığımızda babasının hayali olduğunu gördük. Ha. Çünkü babası tam yükselecekken onun anne karnı döneminde orada olan bir problemden dolayı gideceği makama gidemiyor. Hmm. Onun yaşadığı acıyı çocuk hissettiği için çocuk anne karnında ne diyor anneme babama sadık olmalıyım hı hı. o zaman bütün bir o hayatını evet ve babasının e, ulaşamadığı kariyere ulaşmak için geçirilen bir ömür hı hı. ha tabii ki biz bunda bir hikmet görüyoruz mutlaka kattığı şeyler tabii var ki. ama bu çok büyük bir farkındalık. işte kişi orada uyanışa geçiyor. Hı hı. ve gerçekten Belki kendi istediği o değil değil mi? Çünkü yaratılış amacı o değil. Hı hı. Yaratılış amacı çok başka. Hı hı. Yani böyle örnekler çok fazla zaten. O yüzden onu anlamamız gerekiyor. Peki evet. e, bu sistemin içerisinde yetenek ve potansiyellerimizi nasıl göreceğiz? Hani kariyer açısından bakarsak hı yine. Hı. Nasıl anlayacağız? Mesela bir kişi... E, Müzikte çok yetenekli ama bunu hiçbir zaman keşfedememiş gibi de, burçlardan şeyler. Burçlardan gidiyoruz ve hmm. Türkiye'de de yetenek algısı aslında çok işte müzik, resim hmm. ya yani onlarla sınırlı kalıyor. Aslında böyle bir şey hmm. değil yetenek. Burçlardan gidiyoruz ama burçlara biz hani e, karakter özelliklerinden bahsederler ya hayır böyle yapmıyoruz. Tamamlayıcı bir şekilde bakıyoruz. Nasıl? Örneğin ikizler Burcu'nun bir varoluş amacı var. Nedir bu varoluş amacı? Bilgiyi yaymak. Hmm. İşte bir spiker de olabilirsiniz, bir haberci de olabilirsiniz, bir öğretmen de olabilirsiniz. Hmm. Amaç bu. Ha, aslında Peki, o zaman işte burçlarda bir ana e, yani kategoriler var oturuyoruz ve yeteneği bir amaca bağlıyoruz. Peki ikizlerin yeteneği nedir? Kuvvetli hafıza. Hmm. iletişim yeteneği, bilgiyi yayma yeteneği. Yani kuvvetli hafızası ve merak olacak ki bilgiyi alacak ve bunu yayacak. Hmm. Peki en önemli soru şu. Eğer varoluş amacına binmezse kişi bu yetenekleri nerede kullanacak? Evet. Belki dedikodu bilgisinde. Evet. Gölgede çalıştırmaya başlıyor ve çok alt frekansta bir yaşam sürmeye hmm. başlıyor. Peki onun getirdiği getiri gelecekteki nokta ne olacak? Bir dedikoduya kumpas gidecek belki hmm. bilmiyoruz. Böyle değil mi? O Kısır yüzden aynen belki. biz onu yukarıya çekerek ikizlerin, ikizler burcunun en yüksek frekansında neler olabilir? Varoluş amacın nedir? Hmm. Ve burada yetenekleri nasıl kullanabilirsin? O frekansta tutuyor. Ne, akrep burcunun yeteneği neymiş? Ben akrep burcumu merak evet, Gücünü doğru kullanmak. Hmm. Çünkü biliyorsunuz ki akrebin çok yüksek bir manipülasyon gücü var. Var. Evet bunu <laughs> insanların hayrına kullanırsanız hmm. üst frekansta, yani insanları dönüştürmek, egolarını dönüştürmek, gölgelerini dönüştürmek için hmm. kullanırsanız ki burada verdiğiniz bilgilerle aslında buna bir hmm. e, hizmet sunuyorsunuz. Ama öyle değil de belki işte manipülasyonla Hı, farklı köşeyi şekilde. Köşeyi kullanırsan. Tabii ki. Hı. O zaman işte en alt frekansla işte o zaman gelecek Hı. ne getirecek size? Manipülasyon getirecek ya da öyle insanları getirecek. Biz de manipüle getirecek. edileceğiz demek oluyor. Kesinlikle yani. bir böyle nota bir... gibi hangi çizgide yaşıyorsunuz Hı. bunun ayrımına varıyoruz. Peki yaşam amacımızı nasıl anlayacağız? Bunun bir formülü var mı? Ee, tabii ki burçlarda bu ama diyelim kendi hani böyle bir alanla ilgileri yok insanların. Pratik olarak bir e, genelleme yapacağım ben yaşamı biraz önce dediğim gibi dört bölüme bölersek aslında çalıştığımızda birçok alanda çalışıyoruz Hı -hı. ama örnek veriyorum işte sağlık, kariyer, ilişkiler ya da maddi alanda. Hı -hı. Burada nerede tekrarlayan sorunlarınız var. Aynen. Burası önemli. Hı -hı. Tekrarlayan sorunları kişi gördüğünde sizi nereye itiyor? İkinci olarak da bunu fark etmek gerekiyor. Hı -hı. Çünkü kısır döngü halinde olan sorunlar sizi bir yere itmek için var. Hı -hı. Bir şey gösteriyor. Öğretmek için var aslında. Tabii ki bir aksakallı dede gelip kulağımıza konuşmuyor, konuşmuyor aslında. Aynen. Hayat sizi olaylarla konuşuyor. Bunu fark ettiğinizde de yaşam amacını fark edersiniz. Tekrar eden yere bakmamız lazım. Kesinlikle. Yani hangi alanımızda sıkıntı varsa orada tekrar eden şeye bakıp onu çözmemiz lazım. Aynen. Peki, Doğum haritalarımız, yani tasarım haritalarımız, e, tekamülde gelişimde nasıl kullanacağız biz bunu? E, şimdi gelişimde ilerleyen insanlar için kör noktalarını fark etmek çok önemlidir. Ona sadece yetenek olarak da bakmıyoruz. Yetenekle bir şekilde temas haline giriyorsunuz aslında ne zaman? Çocukluk döneminde. Hı. Çocukluk dönemine bir bakın mutlaka yeteneğimizle bağlantı kurduğumuz zamanlar var. Hı hı. E, ama diyelim ki yeteneğiyle hiç bağlantı kuramayan insanlar varsa bunun analizini yapıyoruz. Kör noktadaki gölgelerimiz, negatif yönlerimiz, korkularımız e, ya da işte duygu ve inanç hallerimize bakıyoruz. Ve çocukluk dönemimizde anne babamızın Hı -hı. yaşadığı hikayelerden Hı -hı. neler aktarılmış? Bunları analiz ediyoruz. Bakın Hı -hı. bir kadrandan. Ya da anne karnı döneminde annemizin yaşadığı gündem neler neydi? Yaşam? Babamızın yaşadığı gündem neydi? Biraz önce verdiğim örnek gibi. Hı -hı. Baba işte bir kariyerde bir noktaya ulaşamadı. Onu çocuk sahiplenebiliyor. Amaç kendi yaşam yolumuzu bulabilmek. Peki bir de nereye bakacağız? Ata karmalarına. Yani atalarımızdan aktarılan olayları da görüyoruz. Yani Hı. muazzam bir bilgi deryası. Orada hangi olaylar? Şimdi yüzlerce yaşanmış olay Tabii var ki. atalarımızda. Tabii ki. Ama hangi atayla rezone olduk? Ve o atanın hayatına ne gündem vurdu? Hı. Evlilik mi? Sağlık problemi mi? Yine kariyer mi? Ya da belki işte maddi sorunlar Hı. mı? Bunu görebilmeye başlıyor kişi. Ve burada kendi haritası üzerine çalıştığında... ...ayağından tutan bağları fark ediyor. Hmm. Ve tekamül de ne diyoruz? Geçmişe gidip bunu analiz edip... ...ana geleceğiz, andan da geleceği tasarlayıp... Geleceği ...oluşturmaya başlayacağız. Geleceği şekillendireceğiz aslında Allah'ın izin verdiği kadarıyla evet, diyebiliriz. Tabii Peki son dönemde bu kadim öğretilere neden bu kadar ilgi arttı? Neye bağlıyorsunuz? Ee, tabii ki şimdi bir tekamül var. Dünya düzleminde de bir tekamül var. Yani insanların bilinci genişledikçe soruları da artmaya hmm. başlıyor. Ve işte... E, biliyoruz ki sanal ortamın içinde e, tatminlik hissettiğimiz çok sanal boş noktalar var. Evet. E, i̇nsanoğlunun özü e, bunlardan tatmin olması hiçbir şekilde. E, gerçekten özünüzle bağlantı kurduğunuzda hayatta tatmin ve mutlu olursunuz. İlla işte milyarların içinde olmanıza gerek yok. Çok şaşalı bir hayatın içinde olmanıza gerek yok. Huzuru kendimizle bağlantı kurduğumuzda fark ediyoruz. Kendimizle bağlantı kurmayı özleyen birçok insan var hmm. artık ve özellikle de genç nesil bunu hayranlıkla izliyorum. Bizden daha çabuk sordular bu soruları. Hmm, daha evet. çabuk soruyorlar. E, Z kuşağından hepimizin çok umudu var değil mi? Onlar <laughs> bizden çok daha uyanıklar. Uyanığı iyi anlamda kullanıyorum. tabii Kesinlikle. Ki. Çok daha akıllı zehir gibi geliyorlar. Peki siz hangi kitleye hitap ediyorsunuz? Hangi kitleye hitap ettiğinizi düşünüyorsunuz? E, öncelikle kendi gelişimini önemseyen insanlara hitap ediyoruz. Zaten bizde şöyle bir soru yok. E, o soruyu soran çok az insan çıktı. Ona da kibarca söyledim zaten. Hı hı. E, geleceği e, soruyorsanız burada bir sorumsuzluk duygunuz var demektir. Yani oturuyorum ben e, ne zaman düzelecek bu hayat? Böyle bir şey yok. <laughs> Harmut pişsin ağzıma e, düşsün evet. gibi. E, şimdi ben halime devam ettirirsem aynı enerjiyi devam ettirirsem zaten e, mutlaka tekrar aynı sorunu yaşayacağım. Ve şöyledir bakın 7 senede bir ağır sınavlar gelir hayat deneyimimizle evet. ilgili. O ara boşluklarda dinlenmeye alır hayat sizi. Hı hı. Sonra tekrar bütün gücüyle vurur o alanda. Hı hı. O yüzden o dinlendiğimiz alanlarda biz kendimizi uyuşturuyoruz ya da bitti diye düşünüyoruz. Hayır tekrar kapını çalacak. Hı hı. O yüzden halini değiştirmen gerekiyor. Bunun sorumluluğunu alabilen insanlarla birlikte yol yürüyoruz. Yani gelişime gönüllü olacak. Bir de geleceğini tasarlamak isteyen çok fazla insan var. Hı hı. Yani bir mesleğin içinde olması ya da standart işte sabit bir mesleğin içinde olması artık kişileri tatmin etmiyor. Bu soruları soran çok insan var. Hı hı. Ben kimim ya da nerede gerçekten yeteneğimi ortaya koyabilirim, daha tatmin bir iş yaşayabilirim diyen insanlarla beraber oluyoruz. Tabii ki gelişimin içinde kör noktalarını görmek isteyen insanlarla birlikte Hı -hı. de oluyoruz ve özellikle gençlerde şimdi üniversite tercihleri ya da geleceğini şekillendirmek evet. isteyen insanlar yani çok fazla bizim kitlemizde. Peki mesela üniversiteye girecek gençlerde de aslında ne istediğini bilememe durumu hep oluyor. Erken ben de bir yaş tabii ki. E orada mesela danışmanlık verdiğinizde düşündüğü şeyden çok başka şeyleri seçmek istediğini anlayanlar oluyor mu mesela? E aslında şöyle eğer anne baba çok akademik bir zihniyetteyse çocuğu çok bastırıyorlar hmm. ve çocuk fark edemiyor ama ne yapıyor biliyor musunuz sorumluluktan kaçıyor. Hmm. Şimdi hiçbir insan tembel ya da sorumsuz değildir kendi alanında muazzam iş görür. Yani örneğin işte bana çok unutkanım, işte okul boyunca derslerimi hiç böyle iyi yapamıyorum, ezberim kuvvetli değil diyen insanların maneviyat alanında çok iyi iş gördüğünü gördük. Hiçbir şey unutmuyorlar. Demek ki yerinde kullanılacak hı hı. bu yetenekler. O yüzden öncelikle tabii ki çocuğun anne baba ortamı çok evet. önemli. Anne babanın açık fikirli olması çok önemli ve biz biliyor işte Türkiye'de biliyorsunuz hep belirli alanlarda kısıtlıyoruz. Yeteneği bile, hobi olan yeteneği bile sanki hobi olarak kalacakmış gibi evet, düşünüyoruz. Hiç Hayır. şans vermiyoruz Kesinlikle aslında, o alanda bir başarı yakalayabilir. Ve şöyle de bir durum var. Manevi yetenekler illa hoca olmak zorunda değil ama bir sürü spiritüel ve metafizik yeteneği olan insan var Türkiye'de. Bunların ortaya çıkarılması çok önemli. Onların da keşfedilmesi evet. gerekli. Ders içeriğiniz nedir? Derste neler öğretiliyor o 28 hafta boyunca? Eee Bizim üç seviyeden oluşuyor derslerimiz. Temel seviye, ileri seviye ve uzmanlık dediğimiz alan. Temel seviye 28 hafta sürüyor. Bir doğum haritasını nasıl yorumlayacağımızı öğreniyoruz. Aslında burada konuştuğumuz şeylerin birçoğunu ilk seviyede öğreniyoruz. Yani bir kişinin hayatını tamamıyla geçmiş, gelecek şeklinde okumayı temel seviyede öğreniyoruz. Sonrasında ikinci seviyede, ikinci seviyede de zaman yönetimini öğreniyoruz. Yani biraz önce dedik ya geleceğin gelecekte ne olacak değil de tasarlamasını öğreniyoruz. Uh -huh. Üçüncü aşama dediğimiz uzmanlık alanında da daha gelişimde devam etmek isteyen kişiler için esma potansiyellerimizi ve nefsin hallerine hı. daha derinden baktığımız bir uzmanlık alanımız var. Hı hı. O da üçüncü seviye. Evet anında. o da üçüncü seviye. Oraya geçmek isteyen arkadaşlarla da beraber devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz. Peki aslında şöyle diyebiliriz. Klasik astrolojiye baktığımızda hep gelecekten bir beklentimiz var. Ama bunda zaten hani gayret gerekiyor ya bir şeyler için. Aslında evet. insanları gayret etmeye itiyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Geleceğimizi kendimiz şekillendireceğiz. Kesinlikle. Kendi yeteneğimizi bulacağız. Ruhsal astroloji o yüzden bir Yolculuk gibi görmek lazım bunu evet, aslında değil mi? O yüzden. Biz ne yapmalıyız diye. Peki aynı zamanda yine gelecekteki e, yıldızlar ve e, güneşin işte güneş sisteminin hareketlerine göre de mesela bir insan yeteneğini artık keşif de etti, bir şey yapmak istiyor orada. Evet. E, siz ona doğru zamanı da yine astroloji üzerinden söylüyor musunuz Tabii, mesela? İkinci seviye dediğimiz alanda onunla ilgili zaten. Zaman Çünkü evet, yüz ileriye kadar gidebilirsiniz. Sistem aynı, sistemde değişiklik yok. 100 Hı -hı. 100 şeyler sene sonrasının aynen gökyüzü konumunda görebiliyorsunuz. Hı -hı. Kişinin yeteneklerini ortaya çıkaracağı zamanlar. Tam olarak nerede çıkması aynen. gerekiyor? Aynen. Ya da ruhunuzun bir saati var. Ruh saati diyelim buna. Örneğin işte günlük bir saat zaman yönetmeniz vardır ya. Hı -hı. Örneğin yemek yediğiniz bir saat vardır. Hı -hı. Bunun gibi ruh saati vardır. Hı -hı. Buna özellikle odaklanıyoruz. Hı -hı. Bu ne demek? Kariyerde atak yapacağınız bir zaman mı? Yoksa içsel yönelimle arınma Hı -hı. yapacağınız bir zaman mı? Hı -hı. Şimdi 30 senede bir insan arınma molasına girer. Peki bu arınma molasında kişiler diyor ki kariyer işte başvuru yapıyorum olmuyor. Olamaz çünkü içe çekilme dönemin senin. Hmm. İnziva dönemin arınma dönemi. Hmm. Ya da o 30 sene içinde 30 senelik bölümlere veriyoruz. Hangisi ilişkilerde atak yapacağın zamanlar? Anladım. Hangisi ebeveynliğe yöneleceğin zamanlar? Hangi dönem işte yaratıcılığını aktive edeceğin zamanlar gibi gibi çok fazla. Doğru zamanda var. doğru adım atmak Aynen. gibi bir şey. Peki danışmanlıkla eğitim arasındaki fark nedir? Danışmanlıkta bir buçuk saate sığdırıyoruz. Bu kadar çok konuyor. O yüzden en önemlilerini çekip alıyoruz. Evet. Hmm. Ee, tabii ki hani dersi istemeyen arkadaşlar için ben yine öneriyorum ama derste gerçekten 28 hafta çok ciddi bir yolculuğa çıkıyoruz ve her detayı görebiliyoruz. O zaman bu. şöyle düşünmeliyiz bu dersi bu eğitimi alan kişiler kendileri danışmanlık verebilecekleri gibi kendi hayatlarını da şekillendiriyorlar. Hı. Ama ya da tek seferlik gelip sizden bir danışmanlık alıp e, hani geçmişi geleceği konuşuyorlar diyebiliriz. Ama evet. eğitim alırlarsa diyorsunuz e, danışmanlık da veriyorlar. Doğru öyle. Tabii ki. Danışmanlık vermek isteyen arkadaşlar da olur ama sadece ailesi ve kendisi için almak isteyen birçok insan var. Var, evet. Aynen. Tabii ki danışmanlık da verebilir. Ruhsal gelişimde mesela birçok şifacı arkadaş var şimdi. Hı hı. Onların da bir kadranda birçok şey görebilecekleri bir done bir veri oluyor. Yani birçok alandan her insan alabilir. Alabilir. Peki siz nasıl seçtiniz Ruhsal Astroloji'yi? Ben Onun çocukluğumdan beri evet kadim öğretilerin içindeyim zaten hı hı. ve hep merak eden bir çocuktum. Hı hı. İşte benim gelecekte evlilik, kariyer gibi hayallerim yoktu. Hep manevi alanında sorularım hı hı. vardı. E, ve işte kişisel gelişim, tasavvuf ve eğitimleri bunların içinde ilerlerken astroloji ile e, karşılaştığımda e, müthiş bir matematiksel örüntü gördüm. Ben evet. e, harita mühendisiyim aynı zamanda hı hı. ve mesleğime devam ederken bu kadar çok bu alanın içindeyim ve bütün birikimimi buraya veriyorum. Bütün ilmi buradan alıyorum. O zaman bunu bir meslek olarak yapmayı seçtim. Ve meslek olarak da uyguluyorum şu an. Kaç yıldır yapıyorsunuz? 2016'dan beri profesyonel danışmanlık ve eğitimleri veriyorum. Hı hı. Bir eğitime kaç kişi katılabiliyor? Birebir mi, mi veriyorsunuz, grup dersleri halinde mi Grup dersleri halinde veriyoruz. Ee, bir sınırımız yok. Ee, yani 20 kişi de olabiliyor, 30 kişi de olabiliyor. Onun hı hı. bir sınırı yok. Eğitim. Bir sınırı yok evet. ama birebir de isterseniz özel ders. Ee, özel derslere çok vaktimiz olmuyor. 10, Genelde kalabalık. grup ve grup enerjisi çok farklı. Hı. Ee, aynı sorunları yaşayan insanların toplandığı bir grup oluyor. Ve daha iyi anlayabiliyorlar Kesinlikle o zaman. Kesinlikle ve bir şifada çalışıyor grup derslerinde. Çok teşekkür ediyoruz Hale Hanım. İyi ki geldiniz. Benim için de enteresan bir konuydu. Öğrendiğim için mutlu olduğum bir konuydu. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Özge ile Kahve Bahane'nin bugünlük de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Otel Özge ile kahve bahaneyi sundu.